Merhabalar arkadaşlar. Ben Gamze Hocanız. Hadi bakalım mantık dersine kaldığımız yerden devam edelim. Tüm konulardan karışık sorular çözeceğiz mantık dahilinde. Hadi ilerleyelim. Baktık. X bir çift sayı ise X kare de çift sayıdır teoreminde. Hipotez kısım hangisidir? Hipotez kısım olarak bahsettiğimiz ise bağlacı durumu söz konusuysa ilk kısım hipotez, ikinci kısım neydi bizim için? Hükümdü. Sevgili hipotezim o zaman ilk kısım mıdır? Evet öğretmenim. Dedim ki ilk çift sayı X çift sayı olmak üzere. O zaman ben çifti aradım. Aradığımı da bulup işaretlememi tamamladım. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bir devam edelim bakalım neler var neler yok bir görelim. Demiş ki 3 tane önerme vermiş. 3 tane önermenin doğruluk değerleri nedir ne değildir yorumuna bakmamı istemiş. Demiş ki bir px her x x kare büyük eşittir 0 olmak üzere. Evet mantıklı mı değil mi bir kontrol edelim. Hocam eksi 1'in karesi içimden geldi. Artı 1 bölü 8'in karesi bir de sıfırın karesi yapayım. Hocam kare 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 dediğimde her türlü herkes sıfırdan büyük müdür? Yalnız ve yalnız. Sıfıra eşit olan sıfırın ta kendisi midir? Evet öğretmenim. Bu durumu o zaman herkes sağlar mı? Sağlar. O zaman P önermesinin doğruluk değeri doğrudur ve doğru olduğu için bir yazdım. Demiş ki QX her X x artı 2 büyük eşittir 9'dan. Dur şimdi. X artı 2 büyük eşit 9. 2'yi diğer tarafa attığımda X büyük eşittir. Eksi olacak ve bu adam 7 mi olacak? Her X 7'den büyük müdür hoca? Eksi 2 7'den büyük mü? No, 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 no. o zaman öyle biliyorum. Yapamam o zaman yanlış diyeceğim. Doğruluk değeri ne olacak? Sıfır olacak. Hadi bir ilerleyelim. Hocam soruma bak. Bu adam kimden küçük Allah aşkına? Hiçbir şey de yazmamış Gamze Hoca. Şurayı sıfır olarak bir düzeltelim. Sorumuza devam edelim. Diyor ki her x elemanı da reelde tanımlı olmak üzere x küçük eşittir sıfırdır. Hmm. x 4'ü bu tarafa attım. 4 mu oldu? x küçük eşittir 4 mantığı mıdır? Her x için geçerli midir? Hayır hocam. Eksi 5 desem küçüktür ama artı 7 desem? büyüktür. O zaman bu adam sıfır mıdır? Ama hemen sıfır işaretleme çünkü burada bir veya bağlacı var. Veya bağlacının ne durumu vardı? Öğretmenin bir toplama işlemi gibi çalışırdı. Bir tane doğruyu yakalarsam sonucu da doğru yakalarım demiştim. Eğer x elemanıdır reelde derse. Hmm. Eğer x elemanıdır reelde, bütün kümeler, tüm geniş küme olan reel sayılar kümesinde midir? Evet öğretmenim, o zaman o bir doğru mudur? 1 veya 0, 0 veya 1 de olsa tıpkı toplama işlemi gibi davranırdı. Topladığımda 1 bir midir? 1'dir. Doğruluk değeri kaçtır? 1'dir dedim, yazdım. O zaman sırayla yapıyorum. 1, 0, 1, vallahi da buldum. D seçeneğimin işaretlemesini yaptım. Tamam mıdır? Hadi devam edelim. Px yorumunu yapmış. Bla 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 yazmış. Doğruluk kümesi kaç elemandır? Bak şuraya takılma. Saç, Sakın doğru bulduğun x'i yazmıyorsun. Küme 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 vurgusu yapmış. Şu ifadeyi yaz buraya. x artı 1. 2x eksi 6. Eşittir 0. Öğretmenim bu adamı 0'a. Bu adamı 0'a eşitlersem. x artı 1 eşittir 0. x eşittir kaçmış? Eksi 1. Doğru doğum. 2x eksi 6 eşittir 0 x eşittir 2x 6 x eşittir kaçmış 3 doğal 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 doğallar sıfırdan başlar sen doğal değilsin yapay sayısın şaka 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 doğal değil yapay değil ama hocam bu bir tam sayıdır doğala uymayacaktır ama x bir doğal mıdır doğaldır dikkat bir tane x değeri yazdım kümesi kaç elemanlıdır diyor o da 3'müş. Sakın 3'e Tonga'ya düşme. Bir tane elemanım var. D seçeneğimi doğru, doğru işaret olarak işaretledim ve geçtim. Geçen videomda şey demişim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Yazık ya kimse de yorum yapmamış. Kıyamam. Bana kıyamadığınız için mi yorum yapmadınız? Deseniz hocam kaç tane hadi bakalım diyorsunuz? Film mi anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Nereye koşmamız lazım? Hadi bakalım nedir? Kıyamam. Kimse dememiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama bir sıkıntı varsa söyleyin. Yani espri yaparız. Kendime de espri yaparım. Hiç sıkıntı değil. Hadi devam ediyorum. Önermenin değili 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 vurgusu yapmış. Hocam eğer bu böyle manas Eslanı gibi bir önerme yaz P'nin değili ve Q'nun değili bu adamın değilini çalışsaydım. Nasıl çalışıyordum? Dağıtıyordum. Birinciye, bağlaca, ikinciye. Hadi sistemi öyle çalışalım. Sevgilip birinciye dağıtırsam bu adam bazı iken her mi olur? At. Değil mi? Her, her. Öğretmenim her şey aynı kalacaktı. Bu adam büyükken küçük eşit mi olur? Cevap seçeneğim çıktı ama bir devam edelim. Bağlaca da geldim veya bağlacı mı olur? Bu bazıysa her mi olur? Güzel. Hocam eşitlik varsa eşitlik değil mi olur? Aynı hizada aşağı indim. Her, küçük eşit veya bağlacı. Buraya baktım. Ee, eğerden bazı olmuş. Geldim eşitmiş, eşit değilmiş. Doğru mudur? Doğrudur dedim. İnerlememi yaptım. Hadi devam edelim. Ne var ne yok bir kontrol edelim. Baktım. Yazmış. Hoca bize dedi ki De Morgan denen bir adam vardı. De Morgan denen adamın tepelerini tek tek dağıtıyorduk. Aynı az önce olduğu soruda gibi. Hadi dağıtalım. P'nin değili geldim buraya. V'aydı, V oldu. Q'nun değili V bağlacım. Dağıttım. Değilinin değili adamın ta kendisiydi. O zaman değilinin değili de kendisi neymiş? P'ymiş. Devam ettim. V bağlacı. Devam ettim. Q. Öğretmenim. Herkes bu halde ise ve herkese aynı bağlaç varsa sen demiştin ki özellik olarak yer değiştirme özelliği vardır. O zaman hoşuma gideni yer değiştiriyorum. P'nin değili ve P ve Q yazalı V'ymiş Q'nun değili. Tatlım sizin ikinizi bir, sizin ikinizi bir çalışayım. Hadi çalışalım öğretmenim. Bu adam 1 ve 0 olabilir. 0 ve 1 olabilir. Çarpma gibi çalışırdı. 0'dı. Devam etti yine bir ve bağlacı. Bence hiç burayı sorgulama bile. Sıfır bir kere varsa ve bağlacının olduğu yerde çarpma işlemiydi. miydi? Hemen sıfırı işaretledim. Onu geçtim hocam. Zaten kendisi ve değilinin sonucu da sıfır değil miydi? Az önce yaptım. Evet sıfır ve sıfır bağlacının sonucu kaç olmalıymış? Sıfır olmalıymış diye işaretlememi yaparım. Tamam mıdır? Hadi devam edelim bakalım. Ne var ne yok bir öğrenelim. Oh oh oh. Olmayan da var. Olan da var. Herkes buralarda. Ancak ve ancak var. Ve var. Ya da var. Maşallah maşallah diyorum ve hikayeme bakıyorum. Gamze Hoca demişti ki. Bir burada ancak ve ancak bağlacı varsa. Ancak ve ancak doğru olduğu durumlar. ikisi de aynı olduğu durumlar. Sakın şununla uğraşma. Sıfıra sıfır. Bire bir verme. Armut armut. İkisi de birbirinin aynı mı? İkisi de birbirinin aynıysa şu adam sonuç olarak 1 olmaz mı? Hımm durdum öğretmenim ama burada verirsem iyi olacak. Hadi burada çalışalım. 1 ancak ve ancak 0 ya da 1 ancak ve ancak 1 mi olur? Hareketime bak öğretmenim. Öğretmenim ikisinin aynı olduğu durumlar doğru diğer durumlar yanlıştı. O zaman şu sondaki adamın aynısı mı? O zaman bu hikayemde benim ne olacakmış? P'nin değili olacakmış. Şuradaki mı bakılmadım? 1 ve P'nin değili gelmiş ya da P'nin değili ancak ve ancak P'nin ta kendisiymiş. Hadi bak bu hikayeye bakalım. İkisi de aynı olduğunda aynı farklı olduğu durumlarda farklı. O zaman sıfır mı yazıldık? Bu kesin farklı ya. Bitti. Bu adam ya da bağlacıydı. Şu adam da 1 ve P'nin değili miydi? Hadi şu hikayeyi çalışmaya çalışalım. Aritmenin. 1 ve 0 olabilir. 1 ve 1 mi olabilir? Çarpma işlemiydi. Bu sonuç ya 0 ya 1. Yani 0 dersem sondaki adam. 1 dersem yine sondaki adam. O zaman P'nin değili. Ya da bu adam neymiş? 0'mış. Ya da da da. Ancak ve ancağın tersi miydi? İkisi de aynı olduğunda 0. İkisi de farklı olduğunda ne demiştik biz? Bir mi oluyordu? Dedim ki bir ya da 0 sıfır, sıfır ya da sıfır. Demiştik ki ikisi de aynı olduğunda sonuç sıfır, ikisi de farklı olduğunda sonuç bir mi? Yani başlangıçtaki, yani başlangıçtaki mi? E benim başlangıçtaki adamım P'nin değili değil mi? Gel işaretleyelim. P'nin değil olsun. Benim için de doğru cevap olsun. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi devam edelim. Baktık oh maşallah. Duyan gelmiş yine duyan gelmiş. Hikayeme baktım. Ne yapsam ne etsem yorumuna katıldım. Öğretmenim sen özel bir teknik söylemiştin. P ise Q'yu diğer bir şekil olarak birincinin değili veya bağlacı ikinci aynen yazabilirdik. Şuradan bir götürelim bakalım ne olacak. Dedim ki baktım hikayeme. Bu adam birincinin değili P'nin değili veya sıfır yazdım. Ancak ve ancak devam ettim. Birincinin değilini öğretmenim P. Bu adam artık ise bağlacının yerine ne getirmiş oluyordu? Veya bağlacımı yazdım. Sıfırın değili ne olacaktı öğretmenim? Bir deyip sistemi götürdüm. Hadi buraya gel. Güzel şeyler göreceğiz. Öğretmenim buraya bak. Veya bağlacının olduğu yerde. Eğer bir tane sıfır varsa ancak 1 ve 1 olduğu durumlarda bir oluyordu. O zaman çalışalım hikayeme. Hocam burası 1 ve 1 olduğunda oluyorsa şu adamın ta kendisi o zaman burası P'nin değil. Burası ancak ve ancak yine geldim öğretmenim şuraya baktım. Veya bağlacımı bir tane 1 varsa sonuç daima 1 bir miydi? 1'di. Hadi hikaye verelim. 0 ancak ve ancak 1 ya da 1 ancak ve ancak 1 olmalı. İkisi de aynı olduğu durumlarda cevap doğru. İkisi de farklı olduğu durumlarda cevap yanlış mıydı? Şuraya bak. Bu adam bu adam. Bizimki P'nin değili ise cevapta ne olacak? P'nin değili şeklinde tamamlayacak. Tamam mıdır? Hadi devam edelim öğretmeni. Vermiş vermiş vermiş. En sade şekilde yazınız demiş. Öğretmenim tepesinde değili mi var? Sen dedin ki dağıt dağıt geç. Hadi bir ortalığı dağıtalım. Dağıtım. P'nin değilinin değili P. Şuradaki veya bağlacım artık V bağlacı oldu. Bu adam Q'nun değili. Dışarıda bir V bağlacı. Bu adamda Q varmış. Hocam hikayeye bak. Herkes aynı işaret mi? Herkes aynı işaretse o zaman istediğim yerden paranteze alırdım. İçimden geldi. Hocam içimden gelmedi. Benim için uygun olan hangisiyse onu kullandım. İkisi de birbirinin tersi mi? 1 ve 0, 0 ve 1. Bir. bir tane 0 varsa cevap 0 mıdır? Yazdım 0'a. P ve 0, neye denktir? Hocam bir tane sıfır varsa cevap sıfır aydı. Sıfırmış. Koca bir sıfır diye cevabımı yazdım ve geçtim. Tamam mıdır arkadaşlar? Oldu mu hikayem? Hadi devam edelim bakalım. Ne var ne yok bir görelim. Oh. Maşallah maşallah. Öğretmenim. Önce ne demiştim ben? Önce bir dıştan sonra da zoom yaparak bak. Dıştan baktığımda hikayemde yay var. Ayraç parantez var. Hocam şu köşeli parantez benim için öncelik hakkı değil miydi? Hadi önceliğimi kullanayım. Bir şekil yapmaya çalışalım. P ve bunun içine girdim. Bu neydi? İse bağlacı. Yazarken birincinin değili veya Q şeklinde de yazmaz mıydım? Ben de öyle yazmak istiyorum. Birincinin değili veya Q şeklinde yazdım. İşte sistem bu oldu ve FM oldu. Hadi bu sistemi düzenleyelim. Öğretmenim dağılma özelliği vardı. P ve P'nin değili dağıttım ve Q aynen yazılmış. Arada veya bağlacı var. Şu adamda ise bağlacıymış ve P yazmış. Hocam V bağlacıysa bir tanesi farklıysa sonuç sıfırdı sıfır yazdım. Sıfırla veya bağlacı birleşiyorsa sıfırın bir esprisi yoktu tıpkı toplamada olduğu gibi. O zaman burası P ve Q geldi. İfade uzattım P şeklinde yazdım. Hocam bak şurada uyguladığım şeyi burada da uygulayalım. Birincinin değili veya bağlacı P şeklinde yazsam. Birincinin değili P'nin değili veya Q'nun değili. Birincinin değilini yazdım. İkinci araya veya bağlacı aynen yazılırdı. Bak hocam hepsi veya bağlacı mı? Hoşuma gidenimi alırdım. P veya P'nin değili. Yani sistemi şöyle çalışsam. P'nin değili veya P o da veya Q diye yazsam. Şu adam birbirinin tersi olursa 1, 0, 0, 1 her türlü bir yaratır mıyım? Yaratır öğretmenim? 1 ve Q şeklinde yazar mıyım? Yazarım öğretmenim. O zaman 1 ve Q şeklinde yazacaksam sistemi nasıl çalışabilirim? Şöyle çalışabilirim öğretmenim. Veya dediğim için her türlü sonuç bir mi olacak? Bir olacak öğretmenim çalışmaya var. Tertemiz cevap neymiş? Birmiş. Birini işlemini yaptım ve geçmiş oldum. Tamam mıdır? Hadi devam edelim. Güzel güzel sorular gelsin. Ha? Geldi de geldi. Hikayeme baktım. Gamze Hoca dedi ki ise bağlacı varsa birincinin değil artı ortaya veya yapıştır. Aynen devam. Hadi aynen devam. Birincinin değil Ortaya veya bağlacı, Q bağlacı, dışarıda bir V bağlacım, bir tane de Q'nun değili varmış. Hikayeyi buradan bak. Öğretmenin bu adamın dağılma özelliği var. P'nin değili ve Q'nun değili araya veya bağlacını kattım. Dedim ki hadi bunu devam ediyorum. Q'nun değili bir tane dedim ki V bağlacı, bir tane de ne varmış? Q varmış. Bak sistemi tek tek kat. İkisini bir yazdım, ikisini bir yazdım. Araya da veya'yı kondurdum. Hadi gel buraya öğretmenim. Şurada birbirinin değili şeklinde yazılırsa şöyle bir şey dememiş miydik? Bir tanesi sıfırsa bir tanesi bir. Sıfıra bir şeklinde yazmaz mıydı? Her türlü sonuç ne çıkacak? Sıfır. Veya bağlacında sıfır neydi? Toplama işleme gibi çalışırdı ve etkisiz elemandı. E güzel. Şu koca hikayenin sonucu tertemiz P'nin değili ve bağlacı Q'nun değili ise Q diye yazılmaz mı? Hadi öğretmenim şurada yaptığım adama onu yapayım. Birincinin değili veya bağlacı ikinciyi aynen yazdım. Birincinin değili değilinin değili mi olacaktır? O zaman bu P. V bağlacı değili veya Q'nun değilinin değili Q olacaktır. Hocam araya V bağlacını yapıştır. Buraya da ne diyecekmişim? Q diyecekmişim. Peki öğretmenim sistemi şu halde yazacaksan bunların değilinin mantığıyla yazdım ve Q'yu yazdım ya şu adam Tek kuvvet özelliği göstermez mi? P veya bu adamda ne olmalı? Q ve Q, Q mı olmalı? Hocam, böyle bir seçenek yok. Fakat melakin bu adam ise bağlacı şeklinde yazılsaydı. Dikkat bak, her zaman tek yöne ezberleme demiştim. Çift yönlü çalışmaya çalış. Hocam şu hikaye bak. Birincinin değili P, araya veya bağlacı Q yazmaz mıyım? Bu adamın GBTS'ine bak. Geçmişi neydi bunun? P'nin değili ise bu da aynen yazılmıştı ki böyle de yazabilir. Her zaman bunu şıklarda bulacağım diye yok. O zaman bu adamı aradım. Tıpkı sadeleştirme soruları gibi. Farklı bir durumda çıkabilir. ikisi de çıkabilir. Benzer durumları kullanmaya çalışıyorum. Soruda şu kopya versin sana. Veya bağlacı var. Şıklarda veya yok. O zaman iseleri bir kontrol et. Senin cevabın onlardan biri olmalıdır. Oldu mu hikayem? P'nin değili Q yazacakmışım. Doğru cevabım. E seçeneği diyeyim. Sistemi götürecekmişim. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi gel gel. Çok hoşunuza gitmişti. Geçen yorumlarda okudum. Devre var mıydı yok muydu? Var arkadaşlar ama hocalarımız göstermemiş olabilir. Biz ne olur ne olmaz sistemimizde bulunsun. Hata yapmayalım. Ya vay bu soru neden çıkmadı? Gamze Hoca neden vermedi? Gibi bir durum olmasın. Ne varsa bilelim. Ne varsa vuralım. Full çıkarmaya yakın. En iyi sonuçları almaya çalışalım. Dedim ki eğer bir sistemde devre varsa ve devreden akın mı geçecektir? Geçen akım eğer seri bağlıysa seçkim yok. Geçmek zorunda dayım demiştim. Eğer devrede kolları ayrılıyorsa hangi bağlacı kullanıyordu? Hadi hadi söyle veya bağlacı. Seri bağlıysa ne bağlacı? V bağlacı. Geldim öğretmenim buraya. Yine bir V bağlacı. Bak, kolları ayrı ayrı yaz. Şuraya geldiğimde ya yukarıdan gitme ihtimalim ya da aşağıdan gitme ihtimalim var. Hadi başlayalım öğretmenim. F ve Q gitti. Öğretmenim. Buraya geldiğimde ikisi arasındaki bir seçenek mi yapmam lazım? Dikkat. Ama bak şuradan sonra kesin burası ya da burası fark etmez. Her türlü birinden geçecek miyim? Heh. O zaman dedim ki şu adam R veya S diye yazarım. Fakat şuradaki bağlacığım benim V bağlacım olmak zorunda. Yazdım V bağlacım. Bu benim yukarıdaki kol bağlacım. Hadi aşağı inelim. Hocam yukarıdan da gidebilirim. Aşağıdan da gidebilirim. Veya bağlacını yapıştırdım. N ve M şeklinde yazdım. İşte benim önerme şeklim budur dedim. Bak hikayeme. Buradan buradan geçeceğim garantiyi. Buradan da ilerlemem gerekiyor. Burada duramam zaten. Ama iki yolum var. O zaman veya bağlacı yaptım. Sistemimi tamamladım. Hadi buraya gel. Hocam ikisi arasında da ne düşünmem lazım? Veya bağlacı. Yani seçkili bir yolum. Yani alternatif bir yolum var. O zaman diyorum ki bak. Şu kolla şu kolun birbirine olan durumu veya bağlacıdır. Ben de araya veya bağlacı yapmıştım. Tamam mıdır? Hadi gelin bir tane daha yapalım bakalım ne olacak. Demiş ki bileşik önermeden bahsetmiş. Bu bileşik önermeni hadi yazalım demiş. Hoca dedi ki kollara bak sistemi ona göre ilerlet. Hadi bakalım. Şuraya yazmak istiyorum. Bak şu ikisi veya bağlacıyla mı bağlı? V, V ile bağlı. Hocam bu herkese B bağlacıyla bağlı. İkisi veya bağlacı ile bağlı. Bu adam da buna V bağlacı ile bağlı. Bu herkese bağlı. Abi, bu herkesin yolunun geçeceği yolsa sana V dedim, haş yazdım ayrı bir medeniyet diye. O zaman bir üst yolumu düşüneyim Bir de alt yolumu ve araya da ne koyacağım veya bağlacı. Hadi üst yolum A veya B, B yolum C'den geçer, yolum D'den geçer. Artık bu yol bitmiştir. Yeni bir yolum var araya veya bağlacı ikinci yolu E veya F diye yazdım. Bu yolum G'den geçer. Yazdım öğretmenim G diye. O zaman dedim ki şu hikayemde buymuş en son kimi eklemişim? H'yi. Hadi güzelce bir yazalım. A veya B ve C ve D diye yazdım. Şuraya dikkat. Bunlar kendi arasında. Bu yol bitti. Veya bağlacım. Neden aşağıya geçtim diğer yoluma? Açtım parantezimi. E veya F diye yazdım. Çünkü iki tane alternatifim var. Seçkili gitmeye başladım. Buna kimi eklemişim? G'ye eklemişim. O zaman bu yol bitti. Son çarem H'dan geçer. Ve istisnasız onu yapmak zorundayım. Ve H'nin işaretlemesini yaptım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize geçmiş olsun. Biraz sorular çözün. Bunlarla ilgili değişik soru tarzları tekrar tekrar gündeme gelecek. Tekrar soruları çözmeye başlayacağım. O yapamadığınız soruları da orada halletmeye çalışacağız. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güle güle.